Gündem bugünkü konumuz Türkiye'de önemli bir referandum yapıldı. Anayasa değişikliği için Türkiye referanduma giderek Türkiye cevabını evet olarak verdi. Bugün bu konuyu burada stüdyo konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Sayın Kasım Kazancı ile ele alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bilindiği üzere bugün Türkiye'de büyük bir referandum gerçekleşti. Türk halkı cevabını net bir şekilde evet olarak verdi. Evet. Peki Sayın Kazancı, evet referanduma Türkiye halkının vermiş olduğu evet cevabı Türkiye için ne kadar önemli? Tabii her şeyden önce Türkmenyayla kanalını, Uydu kanalını evet. Canı gönülden tebrik ederim. Kendilerini ve ekiplerini ve bütün başarılarınızın kaydetmesinin devamını da dileriz. Hı-hı. Çünkü siz bir milletin sessiz. Evet. Her yere doğrunu yanıtan bir kanaldır. Evet. Tabii Türkiye bugün büyük bir yarışmaya girmişti. Evet. Aslında bu yarışma sandıka gitme bir seçim yarışması değildi. Hı hı. İki parti, üç parti arasında değildi. Bir millet kararını vermekte. Evet. Evet dedi anayasanın değişmesine ve sistemin cumhurbaşkanlığı sistemini evet demesine. Evet. Yalnız Türkiye için ve Türk milleti için önemli dediğimiz çok önemlidir. Evet. Aslında Türkiye için, Türk milleti için ve atraf ülkeler için ve bütün dünyaya bir dersiydi. Evet. Her şeye rağmen bütün Avrupa'nın buna karşı çıkması, evet. Terör yatağlarının, hı hı, bu anayasasının referandumuna karşı çıkmasına rağmen millet dediğini dedi. Tabii bravo. Evet. Hayırlısı olsun bütün Türk milleti için, Türk ve bütün Türkiye'li için ve Türk dünyası için, evet, ve bütün Orta Doğu ve Müslüman ülkeler için. Evet. Bunu demem neden şöyle söylüyorum? Hı hı. Çünkü Türkiye bunu her şeyden önce unutmayalım. Evet. Türkiye devleti bir mazlumların yanında duran bir devletti. Evet. Müslümanlar, hı hı, sıkıntıya giren yanlarında duran bir devletti. Evet. Fukaralarının yanında bir duran bir devletti. Evet. Onun yanında Iraklı Suriyelilerin yanında duran bir devletti. Evet. Türkiye güçlü Türkiye, hı hı, daha fazla insanlara ve insaniyete hizmet etmesine kanaatimiz var. Allah hayırlısını etsin. Peki Sayın Kazancı, bugün Türk halkı Türkiye için referandumda, seçimde evet diyerek gücüne daha fazla güç kattı. Güç kattı. Peki sizce Batı ülkeleri, terör unsurları ve diğer kurumlar, diğer ülkeler neden hayır oyunu tercih etmeye çalıştılar? Bir evet cevabı Türkiye için, Orta Doğu için, referandum için ne kadar önemliydi? Tabii neden bu ülkeler ve terör yatakları neden hayır, evet, yanındaydı? Hı hı. Çünkü Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Evet. Daha büyük bir Türkiye istemiyorlar. Evet. Ama son zamanlarda, zaten son 12-13 senenin içerisinde Türkiye büyüklüğünü gösterdi. Evet. Ama bir şey eksikiydi. Hı hı. Kalıcı değildi. Çünkü anayasanın bazı konularında terör darbaları olsun, hı hı, teröristler olsun, bazı darbalar olsun ki bu ülkeni yerinden sarsıtmak isterler. Yanında, evet, Avrupa'da olarak, hı hı, onun için çok önemliydi evet demeleri. Bir de bu sistemin yanında olmaları, Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmez. Evet. Peki Sayın Kazancı, bugüne kadar Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve dünyaya yaptığı bütün yardımlara hepimiz aşikarız, hepimiz biliyoruz. Ekranlara da bunu bütün, evet, dünya taşıyor, taşımaya da devam ediyor. Bugün referandumda evet denildi. Bu referandum Orta Doğu'daki yaratılmak istenen kaosa ne kadar daha fazla etki edecek? Türkiye evet cevabı alarak daha fazla güçlendi ve Orta Doğu'ya daha da fazla hakim olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ekranları başında bizi izleyenler de bunu çok iyi biliyorlar. Evet. Sayın Kazancı, evetten sonra Orta Doğu'da büyük bir Türkiye neleri değiştirecek? Tabii evetten sonra zaten yarından böyle, hı hı, bu sistemin sağlanması ta 2019'a kadar bu iki sene milletin, hatta hayır diyenler var ya, evet, bunun ne kadar faydasını görecekler. Hı hı. Herkes, hayır diyenler de bile buna kanaat edecektir. Pişman olacaktır. Pişman olacaktır. Hı hı. Çünkü
Bir insan, bir millet, bir devletin içerisinde ne arzu eder? Evet. Bir normal vatandaş ne arzu eder? O devlet, o insana hizmet vermesi lazım. Güzel hizmet. Hizmetler neden başlar? Eğitimden başlar, evet. Sağlık konularından başlar, ömran şeylerinden başlar, köprülerden başlar, hava alanlarından başlar. Evet. İnsanlara daha yakın, daha rahat hizmet vermeleri, evet. Herkes rahatça yaşamaları, istikrara kavuşmaları, terör belasından uzak olmaları, insanlar birbirini sevmeleri. Bu iki senenin içerisinde inşallah bunu ispat olunacak. Daha fazla hayırcılar da bunun hayrını görecek. Herkes pişman olacaktı buyurduğun gibi. Evet. Sayın Kazancı, bilindiği üzere zaten hayır oyunu kullanmak isteyen, hayırı teşvik eden ülkeler ya da kurumlar, terör örgütleri Türkiye'nin büyümesinden korkuyorlar. Türkiye'nin evet. daha fazla büyümesinden. Türkiye bilindiği üzere zaten çok büyük bir ülke. Dünyaya gerçekten yardım ve insaniyet anlamında en büyük hakim ülke Türkiye'dir. Sorulduğu zaman söylediğiniz gibi aklımıza ilk önce Türkiye olarak gelir. Evet cevabını alan bir Türkiye yarından sonra ya da önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde nasıl bir Türkiye göreceğiz? Bambaşka bir Türkiye olacağı çok açık. Orta Doğu'da ve dünyada barışı sağlamaya çalışan, bilindiği üzere Suriye'de de ateşkes anlaşmaları için garantör olan bir Türkiye vardı. Türk halkı, Türkiye iktidarı, hükümeti bütün terör örgütlerini dünyadan silmeye, mazlumların yanında olmaya, zalimlerin karşısında olmaya devam etmekte. Bu evet cevabıyla ne kadar daha fazla etki edecek? Tabii bunları konuşun, bütünü doğrudur. Zaten her insan, bütün medya, bütün devletler görüyor. Evet. Bir, neden Türkiye'yi kıskanıyorlar daha? Özellikle Avrupa. Evet. Çünkü Avrupa ülkeleri 60-70-100 yıl önce bu safsata demokrasileriyle evet. insanları aldatan, insan hakları yalnız konuşan, onun tersini yapan görünürlü Avrupa'dır. Avrupa'nın en başında da ad vermeye gerekmez Almanya'dır. Onun yanında Hollanda'dır, o bir ülkelerdir. Evet. Yani bu insan hakları, bilmem dünya mahkemeleri falanlar filanlar orada olduğu, ama son 5-6 senenin içerisinde Suriye'nin problemi yaşatılırken evet. Suriye'den 3 milyona yakın, 3,5 milyona yakın mülteciler Türkiye'ye sığınırken, barındırırken bütünü binin üstüne bütün Avrupa ülkeleri onları sığamadı. Doğru. Söz verdi Türkiye'ye bunlara yardımcı olsun. Evet. Maddi şeklinde onu yapamadı. Evet. Bu affedersin, bu bir yalancı demokrasidir. Evet. Onlar Türkiye'nin, çünkü haritalar değişmesi lazım. Sayın Erdoğan her zaman söyler. Evet. Dünya beşten büyüktür. Doğru. Doğrudur. Ya Umum Muttahide de bu kararlar alanında önemli konularda bütün ülkelerin... Lafınızı kesmeden ekranları başındaki bizleri izleyenlere de dünya beşten büyüktür cümlesinin anlamı, dünya üzerindeki bütün kararları sadece beş ülke veremez evet. demek istedi Sayın Kazancı. Devam edelim. Evet. Dünya beşten büyüktü dediği zaman beş ülke bunun kararını veremez. Evet. Çünkü haritalar değişir. Burada önceden 1909'an senesinden beri Amerika devleti tek başına bir kutup kaldı dünyada. Çünkü evet. Rusya çöktüğünden sonra. O da bir yanlıştı. Zaten ondan sonra Avrupa bir devirler görmeye istedi. Evet. Bütün ülkelerin, Orta Doğu ülkeleri sümürgesi olan 100 yıl önce, 60-70 yıl önce evet. sümürge söylerdi. Ama o sümürge hiç değişmemiş. Daha fazla sümürgeye katılmış. Zaten Suriye konusunda gördük, Irak konusunda gördük, Myanmar konusunda devletinde gördük. Evet. İnsanlar ölürken gördük. İnsanlar, çocuklar kimyasal silahla öldürülürken gördük. Hiçbir şekilde bu ülkeler, maalesef Birleşmiş Milletler de bunun yanında hiçbir şekilde kılın kıpırtmadan, hiçbir konu konuşmadan, evet. hiçbir şeylere yardımcı olmadan evet. Türkiye ülkesi, Türkiye devleti bunların yanında oldu. Evet. Bu işi gördükten sonra bunun hesabını zaten Avrupa ülkeleri olsun,
bu sömürge ülkeler olsun, evet, bunun farkındalar. Çünkü Türkiye büyük büyük adımlar atmaya başlamıştır. 12 senedir, evet, Türkiye büyük bir Türkiye olmaya başladı. Bu sistem o Türkiye'nin büyük olmasını daha güçlü edecektir. Evet. Daha kanuna bağlayacağı, daha sistematik olacaktı. Anayasalara bağlanacaktı. Teröristleri yok edecekti. İnsaniyete yardım edecekti. Evet. İnsanlığa yardım edecekti. Ülkede istikrar etrafında biz devletler olarak özellikle de Irak olsun, Suriye olsun, hı hı, ona istikrarda katkısı olmasını %100 inanıyoruz, eminiz bu işten. Peki Sayın Kazancı, sömürgeci ülkeler başka ülkelerin toprak bütünlüğünü bölmeye, oradaki petrol zenginliklerinden, aynen, maden zenginliklerinden yararlanmaya çalışan ülkeler var. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye de bunu yapabilirdi ama Türkiye'nin, Türkiye hükümetinin, iktidarının genlerinde bir yardımseverlik, insaniyetlik var. Bunu yapmak yerine, peki size şöyle bir soru soracağım Sayın Kazancı. Buyur. Dünya üzerinde hem içinde savaş olan ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla, evet, çalışan, hem dünyaya insani yardımda bulunan, hem dünya üzerinde terör örgütlerini yok etmeye çalışan bir ülke sormak istersem size, aklınıza ilk olarak Türkiye gelmez mi? Mutlaka Türkiye. Türkiye gelir. Dışında bunu yapan başka bir ülke var mı? Yoktur, kesinlikle yoktur. Çünkü Türk evet, halkı da bugün bunun için referandumda, seçimlerde evet diyerek dünyaya cevabını vermiş çok oldu. Doğru. 12 yıl içerisinde Türkiye çok bambaşka yerlere geldi dediniz. 12 yıl içerisinde Türkiye, şimdiki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı almasıyla beraber bütün dünya buna aşikardır ki bambaşka bir Türkiye izliyoruz. Peki bu Türkiye daha fazla ne kadar büyüyecek? Türkiye'den dünya üzerinde daha fazla neler göreceğiz gelecekte? Tabii Türkiye ve Sayın Erdoğan yalnız Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte, hı hı, başbakan, evet, olarak, cumhurbaşkanı olarak şu an değildir. Bir dünya liderinin seviyesine gelen bir insandır. Doğru. Dünya lideri ne demektir? Hı hı. Dünyanı hiç fark etmeden, ne dinine ne mezhebine bakmadan mazlumların yanında durmaya devam eder ve edecekti. O sistemi daha korumak, daha büyükleştirmek, millet evet dedi. Çünkü ona rağmen sen ki bu işler, bu büyük işler yapıldı 12-13 senenin içerisinde, Allah göstermesin sen ki kalıcı değildir. Evet. Sen en sonda 15 Temmuz olaylarını insanlar bütünü gördü, bütün devletler, hı-hı, gördü. Sanki bir darbayla beraber bütün ortamı değişecekler. Evet. Bütün konuları alt üst edecekler. O konuları göz ardı etmek için, onları bertaraf etmek için, daha güçlü Türkiye için millet zaten buyurdu. O kimin kendini gösterdi, hı-hı, iradesini. Çünkü egemenlik milletindir. Doğru. Bunu herkes söyler, bunu Türkiye'de söyler. Evet. Zaten 15 Temmuz olayı da buna şahittir. Evet. Bir günden böyle bir darba gelir, bir kendi başına bilmem ne olur, bir terör, bir vasiyet konusunda vasiyet şey ederler Türkiye Devleti'ne. Evet. Geçmişlerde bir bakarsın, zaten 60 sene tarihinden, bugünden geri gelsin Türkiye'nin hükümet tarihine bakarsan, bir sürü koalisyonlar geldi. O koalisyonlar çok zayıf duruma düşürttü Türkiye'yi. Evet. Yani siyasi tarafları birbiriyle çekişme. Bazı siyasi taraflarında maalesef Avrupa ülkelerinden vasayet alan, emir alan, evet, Türkiye'nin en önemli ekonomisini vurmak için oranı hiç ileri gitmesin, Türkiye bir adım ileri gitmesin, bu koalisyonlar her zaman zayıf, kısa hükümler geçti. Üç hükümet güçlü geldi, millete çok iyi hizmet etti. Evet. Biri 61'de, 60 kusurlarda rahmetli Adnan Menderes. Hı hı. Tek başına iktidar olanda çok büyük bir hizmet verdi millete. İkinci 1980 kusurlarda, hı hı, Sayın Merhum Ozal. Evet, Turgut Ozal. Turgut Ozal. Son dönemde
Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Kazancı, belirttiğiniz üzere daha önce de Türkiye'ye başka iktidarlar, iyi iktidarlar olmuştu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan iktidarında bambaşka, gerçekten bambaşka bir Türkiye gördük. Bunun biraz önce belirttiğiniz gibi en iyi ispatı 15 Temmuz darbe gecesi oldu. 15 Temmuz darbe gecesi bir Türkiye hükümeti, iktidarı, başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, bütün yetkilileri halkının yanında durdu. Evet. Kaçmak varken ülkeyi bırakmadılar. Ve halk şunu çok iyi anladı. Türkiye gerçekten ilerlemeye başladı. Evet. Türkiye bambaşka bir ülke olma yolunda. Bugün Türkiye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra IMF'ye karşı çok, Türkiye'nin büyük bir borcunu kapattı. Evet. Peki size şöyle bir sorum olacak Sayın Kazancı. Buyur. Bir Davos zirvesinde, evet, daha önce bir İslam ülkesi liderinin bir İsrail liderine çıkıştığını, lafını kestiğini, ona yaptığı zulümleri yüzüne vurduğunu hiç gördünüz mü? Tabii kesinlikle. Zaten 15 Temmuz olayları olduğunda bu millet neden liderine, memleketine sahip çıktı? Evet. Geçen darbalarda gece olurdu. İnsanlar sokağa yasağı çıkardı. Hı hı. Kimse evinden dışarı çıkmazdı. Sabah uyanıp hükümet değişmiş. Darbe olmuş, hükümet, evet, değişmiş. Bunun 12-13 sene çalışması Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hı hı, iktidarda olduğunda ve partisi ve ekibi ve müesseseleri o kadar hizmet verdi bu millete. Yani bu kadar, ne kadar saatlerce sayarsak insanlar hayran olmamağı elde değil. Hı hı. Çünkü herkes ne ister? Zaten ilk geldiğinde 12 sene önce başladı, buyurduğu gibi IMF'nin borçlarını sıfırlamaya başladı. Bir taraftan sosyal sigortalar vardı. Geçmişlerde sabah erkenden akşam bilmem neçeye kadar durardı hasta hasta insanlar, yaşlılar. Daha kuyrukta sıra gelmezdi özlerine. İlaçlar yokuydu. Evet. Bu zamanda en sağlık konusunda herkes çok rahat sağlık konularını aldı. Bedava gibi aldı. Hı hı. Sosyal sigorta güclü. Her şey yerinde. Eğitim güclü. Her taraf, millet o 12 senenin içerisinde o sınava tabi tutuldu. Bunlarda Recep Tayyip Erdoğan ve yönetiminde olan ne kadar hizmet ettiği 15, evet, Temmuz konusunda borçlarını verdiler. Biz milletiz. Hı hı. Biz demokrasini savunuruz. Evet. Kim 12-13 senenin içerisinde bu kadar iyilikler, bu kadar refahı gördükten sonra kim vazgeçer? Hı hı. Hiç kimse canları bahasına vazgeçmediler. Nitekim yüzlerce şehitler verdiler. İnsanlar tank altında yattılar. Bu 15 Temmuz o hizmetin, o insanlara, o devlete güzel bakmağın, iyi hizmet vermenin neticesinde 15 Temmuz'da insanlar da tankların altında yattı. Evet. Kimse ele vermez bu memleketi. Çünkü gerçekten egemenlik milletindir. Evet. Sayın Kazancı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya liderlerinden, evet, devlet başkanlarından tebrik telefonları almaya başladı. Evet oyu, evet cevabı alındığı için mesajlar alındı, tebrik mesajları aldı. Tabii, tabii. Özellikle de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'den bir tebrik mesajı da aldı. Buna ne diyeceksiniz? Tabii kesinlikle Türkiye Devleti, yani komşu ülkelerle, Türk dünyasıyla, evet, pardon, bütün devletlerden iyiliğini, evet, bir devlet iyi ilişkilerini göstermekten dolayı zaten o zaman önde gelen bir devletti, daha güçlendi. Evet. Kesinlikle bu protokol icablarında, hı hı, bütün önce dost ülkelerdi, tabii, hı hı, kardeş ülkelerdi. Evet. Bütün atraf ülkelerdi. Herkesin hoşuna gider, tebrik eder. Biz de buradan Türkiye devletini, Türk milletini, Sayın Tayyip Erdoğan'ı canı gönülden tebrik ederim. Evet.
Bu başarılar biz biliriz. Bir ucu bizlere de gel. Evet. Irak'a değer, bütün insanlarımıza, bütün Türk ve bütün Türkmenlere ve bütün Türk dünyasına değer, bütün mazlumlara değer. Evet. İnşallah bunun hayrını kısa zamanda her taraf görecekti, anlayacaktı, bilecekti. Evet. Peki Sayın Kazancı, bilindiği üzere Türkiye Irak'a komşu ülke. Irak'ın en zor durumlarında her zaman yanında olan bir Türkiye var. Evet. Türkiye-Irak ilişkileri kapsamında 2003'ten sonra en zor durumda bulunduğu yıllarda dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve şimdiki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iki defa ziyarette bulunmuştu. Peki bu ziyaretler hakkında düşünceleriniz nedir? Tabii geçmişte zaten ilk defa ziyaretinde Sayın... Ziyaretleri gerçekleştirdiği zaman Irak'ın en zor durumlarda olduğu dönemlerdi. En zor durumlarda geçen dönemde Sayın Maliki ile görüştüğünde 46 ya 48 muhtıra imzalandı. Evet. Bütün muhtıralar 48'i de sadece Türkiye'nin hayrına değildi. Daha fazla Irak'ın hayrınaydı. Evet. Çok projeler imzalandı. Hı hı. O projeler Irak'ı bütününü kalkınmasına daha güc vermesindeydi. Hı hı. Ama maalesef o ilişkiler biraz bozulmuştur. Ondan sonra zaten son dönemlerde de ziyaret etti. Hem de yardımı 10 senedir hiç esirgemeden, yani bazı konularda, bazı dönemlerde biraz siyasi ilişkiler Türkiye ile gerginlik yaratıldı. Evet. Ama ona rağmen, hı hı, Türkiye devleti bütün sivil toplum örgütleriyle, TİKA olsun, Kızılay olsun, AFAD olsun, başka kuruluşlar olsun, yardım elleri hiçbir şekilde kesilmedi. Evet. Hep devam etti. Hı hı. Bir de senelerden beri biz hatırlıyoruz. Herkes hatırlar bunu. Hı hı. Ayda 10'a yakın hastamız giderdi. Türkiye'de ilacı olurdu. Evet, bu konuya da değineceğiz. Onun içinde sadece Türkmenler değildir. Hı hı. Hiç kavmiyetine, milletine bakmadan, dinine, yapmadan, mezhebine dinine bakmadan evet, sıkıntılı hastalara ilaç verdi. Hı hı. Son zamanlarda patlamalarda, evet, Allah göstermesin, terörün yaptığı patlamalarda insanlarımız, polislerimiz, hı, emniyetlerimiz, her konudan, her cihaz emniyetten, hı hı, kötü yaralananlar ilacı görürdü Türkiye'de ve devam diyedir o. Evet. Onun yanında DAEŞ girende daha Bağdat yetişmeden Irak'a Türkiye'nin Kızılay yetişti. Evet. Bunu herkes bilsin. Evet. Kızılay yetişti. Musul birinci gün ihtilal olduktan sonra DAEŞ ikinci gün 20 saat 24 saat sonra Kızılay Duhok'ta oturmuştu. Evet. Başladı yardımlara. Biz bunları gerek unutmayalım. Doğru. Zaten bir böyle büyük devletin, büyük ülkenin böyle büyük yardımları beklenir. Büyük bir Türkiye'ye de böyle bir büyük çabalar, yardımlar, büyüklük yakışır. Evet, evet, evet. Peki Sayın Kazancı, Irak'ın genelinde yaşanan terör olayları sonucunda arabalara yerleştirilen bombalar, bombalı araçlar, yere yerleştirilen bombalar, patlamalar, evet, sonucunda Irak'ın genelinde binlerce yaralılar oldu. Binlerce insanlar yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti bu yaralıları bütün masraflarını üstlenip Türkiye'de tedavi etti. Özellikle Türkmen bölgeleri Tazehurmatu, Tusurmatu, Amirli ve Beşir. Türkmen halkını da Türkiye'de en iyi hastanelerde, en iyi doktorlar tarafından en iyi ilaçlarla tedaviler görüldü. Peki bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Tabii bunu teker teker rakamla verirsek, hı hı, biraz çok zor olur. Yani özetini söylediniz. Zaten senelerden beri, hı hı, eski rejim değiştikten sonra, evet, 2 sene sonrası 2003, 2005, 2006'da burada büyük problemler devam ediyor maalesef. Evet. Terör örgütleri, terör cırıt atırı bütün, evet, Irak'ın vilayetlerinde,
Kerkük'te de fazla olmuştu. Türkmen bölgelerinde daha fazla olmuştu. Söylediniz demin taze hurmatıda evet. Daha geçenlerde fazla bir zaman geçmedi. DAEŞ belası tarafından kimyasal silahla saldırı. Bombalanmıştı. Hı hı. Ufak bir yer, bütünü Türkmen olanlar. Evet. 318 insanı olarak Türkmen cephesi olarak elimizle falan temaslara gittiler. Bunlar Polatlı Hastanesi'nde ilaç gördüler. Hepsi sağ selim döndüler. Peki Sayın Kazancı, Taze Hurmatu, Tuz Hurmatu, Amirli, evet, evet, Beşir'de evet. Yaşanan patlamalar, yaralananları Türkiye dışında başka bir ülke tedavi görmesi için aldı mı ülkesini? Yok, Türkiye sadece dışında. Türkiye. Yok, Türkiye sadece dışında. Türkiye. Evet, evet. Evet. Sadece Türkiye, bir de daha Bağdat hükümeti yetişmedi insanlara. Hı hı. Emirli patlamasında Irak Türkmen cephesi gitti. Orada bir sürü yardımlar götürdü. Evet. Onun yanında bir sürü yaralılar gitti. Türkiye'de ilaç oldu. Tuz Hurmatu da aynı. Bir sürü insanlarımız, hı hı, zaten biz hiç unutmadık. Bayrak şehidimiz merhum Ali Aşim Muhtaroğlu. Evet. Zaten Bağdat'ı koydu. Acilen geldi milletinin yanında. Hı hı. O hain eller patlamanı yaptı. Ali Haşim, evet, Muhtaroğlu'nu şehit etti. Evet. Türkiye devleti gene milletin yanında durdu orada. Hı hı. İnsanların yarasını sardı. Evet. İnsanlarını tedavi etti. Ve her zaman da dediğimiz gibi hiçbir zaman bu hayır işlerden Türkiye devleti siyasi ilişkileri iyi olsun, kötü olsun, hı hı, olarak göstermesin. Hiçbir şekilde esirgemeyip bugüne kadar, bu lahzaya kadar dek Türkiye'nin haricinde hiçbir devlet, bunu tahdid ederim, herkese söylerim, Türkiye'nin haricinde hiçbir devlet burada Iraklara yardım etmedi. Evet. Ha Birleşmiş Milletler bilmem bir hadisenin üzerine 15 gün geçenden, evet, sonra biraz yardım gönderdi, bilmem ne yaptı, ama Türkiye'nin yardımının önünde çok az gelir. Yani bir denizin bir damlası gelir. Demek istediğiniz, Türkiye'ye uzanan tek temiz el Türkiye'den geldi. Türkiye'den geldi. Yardım. Evet. Yardım. Evet, evet. Peki Sayın Kazancı, çok Taze Hurmatu'da, Türkmen bölgelerinde, Taze Hurmatu'da, Tuz Hurmatu'da, evet, Amirli'de, Irak'ın genelinde, güneyinde olsun, Bağdat'ta olsun, diğer bütün şehirlerinde, illerinde, evet, Kut'ta mesela, buralarda yaralanan insanları Türkiye alıp mezhep, dil, din, ırk gözetmeksizin Türkiye'de tedavi görmeleri için ülkeye, Türkiye hükümeti Türkiye'ye aldı. Peki bu konuya biraz detaylı geçmişlerde olarak Kut'ta bir olaylar çıktı, hı-hı, hatırlattın bana. Orada bir sürü yaralı, çok masum insanlar, yani evet, teröre kurban giden insanlar ağır yaralandılar. Onların büyük bir kısmını müdahale etti. Türkiye'nin baş konsolosluğunun vasıtasıyla, evet, bir sürü insanı götürdü. Kerbela'da, hı hı, kezalik aynı bir bela hadisi oldu. Evet. Aynı müdahale etti. Helle'de ve Helle'nin atrafında bazı patlamalar oldu. Hı hı. Terör örgütü tarafından aynısı müdahale etti. Evet. Bağdat'ta aynısı müdahale etti. Yalnız bu taraflar değil. Erbil'de oldu, aynısını müdahale etti. Duhok'tan gönderdi aynısını, Kerkük'ten gönderdi. Yani bunun ispatı, biz Iraklıların, mazlum insanların yanındayız. Evet. Millet ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, sormadan, tefrik etmeden, fark yapmadan bunları götürdü, ilaç etti, gönderdi. Herkes de döndü. Ama maalesef bu dönemlerde hiçbir şekilde Irak'ın hükümeti bir şekilde, ciddi bir şekilde insanlara, ben diyemem, hiç etmedi. Ama bir devlet olarak evvela devlet bakar, sonra komşu ülke yardım eder. Ama bizim tarihimizde bu 12 seneye bakarsam, 13 seneye bakarsam hep Türkiye yanımızdaydı. Evet. Hep Türkiye yanımızdaydı. Hı hı. Avrupa boş safsatalarla, demokrasi bilmem neleriyle, evet, falanıyla filanıyla, orada zavallı mültecileri yerine almır. Evet. Zaten bu mülteciler konusunda dünya medyası görür ne kadar mazalimler oldu.
Çünkü insanların da zaten orada mezhep ayrımı yapılıp Suriye'deki bir yerde insanlar memleketlerinin ölümden kaçarken başka yerlerde de zulüm görürler. Evet. Bir Türkiye devleti gerçekten 3,5 milyonu yarım milyon da Iraklı olarak, mülteci olarak Türkiye'de barındırırlar. Herkes çalışır, herkes hayatına bakır. Onun yanında sağlıklarına dikkat eden, eğitimlerine bile dikkat eden, hizmet veren Türkiye vardı ve Türkiye devam eder buna. Evet. Bunu ne kadar konuşursak, yani o kadar örnekler çoktu. İnsanların da bunun farkında olsun. Hı hı. Özellikle bizim insanlarımız bunun farkında olsun. Çünkü en güçlü zamanında Osmanlı'nın tarihinde sordular. İngiltere'de bir araştırma merkezi 4 sene araştırdıktan sonra neden Osmanlı Devleti geçenlerde bunca sene, yüzlerce sene hüküm sürdü? Bir farkına varlar. Çünkü zulüm etmez. Tefrik etmez, zulüm etmez. Şimdi Türkiye aynısını yapar. Mezhep ayrımı yapmadan, din, dil ayrımı yapmadan hizmet verir insaniyete. Bunu da sadece insanların duası der ki Allah da yardımcı olun. Böyle bir ülkeye. Türkiye bir şemsiye olarak bütün mazlumları altında toplamış durumda. Demek istediğiniz bu. Peki Sayın Kazancı, şöyle devam edelim. Daha dün ve ondan önceki gün Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız tarafından Bağdat'ta telafirli Türkmenlere aynı şekilde Kerbela'da yardımlarda bulundu. Temaslarda da bulundu. Peki yapılan bu yardımlar hakkında, Sayın Fatih Yıldız tarafından yapılan bu yardımlar hakkında ne diyeceksiniz? Sayın Elçi Bey'in zaten devletini temsil eden, o büyük devlete yakışan Sayın Fatih Bey'den gerçekten teşekkür ederiz. Bir de ispatladılar, biz bütün Irakların yanındayız. Biz bütün orada dağılan telafarlar kardeşimiz Bağdat içinde olsun, Bağdat'ın dışında olsun, Kerbela'da olsun. Yani gerçekten her yardım malzemeleri götürdüler riayetinde. O bu insanlarımıza, bu zavallı insanlarımıza, mazlum insanlarımıza dağıldı. Bir de onu Türkiye Devleti'nin adına Elçi Bey söylemek istedi, fiilen söylemek istedi. Konuşmak değildir. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün insanlarımızdan vazgeçmeyerek, Türkmen olsun, başka milletten olsun, hepsi bize yardımcı olmaya devam edecek. Zaten bu da içimizi kabaran bir harekettir, bir iştir. Zaten biz Türkiye'nin gerçekten gurur kaynağıdır. Peki Sayın Kazancı, 2004'ten bu yana Türk Yardım Kuruluşları, Türk Kızılay'ı, AFAD ve TİKA tarafından Irak'a çok büyük maddi ve manevi yardımlar yapılmakta. 2004'ten 2017'ye kadar. Üç tane buradaki mazlum halk için 3 tane çok büyük kamp kuruldu Türkiye hükümet tarafından. Peki bunlar hakkında ne diyeceksiniz? Tabii geçenlerde yani bazen insan düşünür, bizim idaracılarımız Kerkük'te ne yapır? Komşu ülkenin bize yardımda idarede neler yapır? Onu göz atmadan insan geçemez. Biz geçenlerde zaten DAEŞ belasından sonra söyledim hani Türkiye'nin Kızılay'ı birinci bir kuruluş, yani bir gün sonra Irak'a ulaştı. Bu bütün insanlara yardımını dağıttı. Hiç millet ayrımı yapmadan, fark etmeden. Onun ardından tahsis olundu, bir kamp kurulsun. Yahyava kampı dediğimiz Yahyava Türkmen yerinde. Onun yanında sağ olsun insanlarımız, cepheden bir kısım insanlarımız bu işlere kalktı. Ve bütün yardımlarında, güçlerinde Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti yanında durdu. Burada elektrikin sağ olsun elektrik müdürümüz, o da yardımcı oldu. Oranı belediyemiz Sayın Hatem Bey, onlar da yardımcı oldu. Bunların da hakkını yemeyelim. Ama %99 yardım eden Türkiye'de.
O kampı ayakta tuttu. Bu işin temelini Türkiye hükümeti yaptı. Türkiye yaptı. Hı hı. Onun içinde şu an binlerce insanımız orada yaşıyor. Evet. Gerçekten bazen de anormal sıkıntılar da çıkar. Evet. Havadan, sudan, bilmem neden, hı hı, yağmurdan. Ama her zaman Türkiye yanlarındaydı. Beyramoğlu aynı yardımcı olur onlara. Evet. Seyran olur, sıkıntı olur. Hele de orada okula kadar vardır. Evet. Yani bir kent haline gelmiş gibidir. %100 diyebilirim Türkiye'nin yardımıyla, Türkiye'nin elin uzattığıyla, hayır ellerini uzatmasıyla orası ayaktadır. Şimdi insanlarımız da orada hala da yaşıyor. Başka kamplarda oldu. Gerçekten gene her zaman yardımındaydı. Erbil'de, Hazır'da, o taraflarda bütün kamplar yapıldı. Çok sıkıntı halinde olan da Türkiye Devleti kuruluşlarıyla beraber DİK olsun, söylediğimiz gibi, evet, Kızılay olsun, AFAD olsun, evet, her zaman ekipleri oradaydı. Her zaman yardım malzemeleri, tubbiden olsun, gıda olsun, evet, her şey olsun. Sayın Kazancı, özür dileyerek sözünüzü